Herkese selam dostlarım, Oyunbaz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valheim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir önceki bölümü hatırlıyorsunuz, şu alt tarafı yapmıştım. Şimdi üstüne bir kat daha çıkmayı düşündüm. Şuraya şimdi bir merdiven yapacağız. Daha sonrasında üst tarafa geçeceğiz. Ben biraz video dışı oynadım. Şimdi şuraya gidip ağaçlardan ahşap elde etmemiz gerekiyor. Şurası çok güzel görünmüyor mu arkadaşlar sizce de? Mükemmel bir görüntü ya. Neyse hemen gelelim, şöyle biz evimizi tamamlamaya çalışalım. Ha, biraz stamina da olsun da. Öyle atlayalım bari. Aynen. Buraya bizim bir çözüm bulmamız lazım. Oraya ben her seferinde böyle atlayıp zıplamak bizim için yorucu olabilir. Evet, şimdi şu merdiven koyacağız. Peki iki merdiveni ucu ekleyebilir miyiz? Evet, ekleyebiliyoruz. Tamam. Şimdi buradan böyle çıktığımızda gayet net bir şekilde üst tarafı da görebiliriz. Tamam, şimdi tekrar sağ tık yapalım. Şu üstünü komple kapatalım bir. Şöyle. Burası açık kalacak tabii ki. Şimdi iki tane yatak yapacağım arkadaşlar. Şöyle yan yana iki tane yapabilirsem. Tamam. İki tane yaptım ki bir tane de yarın katılacak olan Sezer'e. Gece yatağında uyuyarak geçirip dinç ve enerjik şekilde uyan diyor. Tamam, onu biliyoruz zaten. Şimdi buranın tekrar bir üst bölüm olması gerekiyor. Şöyle burayı da alalım. Bizim biraz yine şeye ihtiyacımız olacak ama ahşaba. Eksik malzeme diyor aynen. Evet arkadaşlar, geceyi atlattık. Biraz zor oldu. Oraları biraz kestim arkadaşlar, sıkılmayın diye. Şimdi biraz ormandan odun falan topladım. Şimdi şurayı bir kapatalım. Ahşap duvar istiyor. Biz burayı yanlış mı yaptık? Neyse, orayı daha sonra düzeltiriz. Arkadaşlar akşam çok fena saldırılar oldu. Bizim oradaki tezgahı kırdılar. Geliyorlar arkadaşlar, saldırıp kırıyorlar. O yüzden onu içeri aldım. Şimdi biraz daha iyi oldu. Şimdi şunun çatısını da kapatırsam. Şöyle. Tamam. Yalnız şunları kötü görüntü oluyor. Şunları da kaldırayım. Şöyle tekrardan bir daha yapalım. Şöyle. Tamam. Şimdi buraya bir çatı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen bir çatı işine geçelim artık. Şöyle. Şu tarafa yapacağız. Bir. Şuraya yapacağız. İki. Şöyle. Bir tane şuraya. Şuraya bir tane. Bir tane de şuraya yaptık mı yeter. Şimdi şu 45'lik şuraları kapatacak diye düşünüyorum. 45'lik çatı köşesi. Buraya yeter diye düşünüyorum. Ama evet. Tamam, o da yeter. Kapatacak. Şu da şöyle kapatır. Tamam. Şimdi bir tek tepesi kaldı. O tepesine hangisini yerleştirebiliriz?
Bundan iki tane mi? Evet, bundan iki tane olacak. Başka türlü olmaz zaten. Ön tarafa arkadaşlar şey yapacaktım, balkon yapacaktım. Yapamadım onu, bayağı uğraştım, yapamadım. Şimdi şurayı bir ben kendim alayım burayı. Tamam. Uyuyacağımız yer burası bizim. Şu an bizim tezgahımızın da çalışıyor olması lazım. Evet, tezgahımız da çalışıyor. Şimdi bir tane çapa üretelim arkadaşlar. Bu çapa bizim dışarıda zemini düzeltmemize yarayacak. Şunlardan yiyebiliyor muyuz? Yok, şu an için açlığımız yokmuş. Tamam. Çapamızı ürettik. Bir tane de şu kalkandan üretsek bize faydası olacaktır illaki. Bir tane de şu kalkandan üretelim. Tamam. Dur bakayım şu kalkan nasıl duruyormuş. Hiç bakmadım kalkana falan. Şöyle bunu kaç alalım? 3 alalım arkadaşlar. Şöyle 3'e bir basalım. Oo. Gayet iyi bu arada. Bunlar benim attığım baltalar. Tamam. Şimdi şöyle gel bakayım. Evet. Sen ne diyeceksin Hugin? Toprağı işlemek için kullanacağım bu alet çekişle harika bir partner diyebiliriz. Evet, çapanın öneminden bahsediyor. Şimdi çapayı biz bir deneyelim bakalım. 5'e basalım. Oo. Ha. Bizim stamina her zamanki gibi. Şimdi şuraları ön tarafını bir her şeyi kolay görünürlüğü açısından şöyle bir düzleyelim. Düzleyelim. Ondan sonra ha şöyle. Tamam. Bence gayet güzel oldu. Şurayı kaldırabiliyoruz mu? Evet. İşte bu ya. Düzgünce oldu. Şimdi bir saniye. Şöyle şuraları da alacağım. O evin altına arkadaşlar. Yarım duvar yapacağım bu arada oraları. O yüzden oraları kaldırdım. Bir dakika, 4'e basalım hemen. Ha, eksik malzeme. Şimdi hemen gidip bir ahşap bulmamız lazım. Biraz daha çalışma yapmak gerekiyor. Hadi bakalım. Bak bak, yine geliyor. Kollarını açtı, geliyor. Allah'ım Allah'ım, gel. 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 Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar benim başımın belası arkadaşlar. Gece gündüz peşimdeler. Belki siz o bölümleri görmüyorsunuz ama bunlar benim gece gündüz peşimdeler. Şuna bakar mısın ya? Geliyor. Nereye geliyorsun? Ne yapacaksın birader? Bak orada bir tane daha var. Çalıların arasında. Gel gel. Garibim, ağzının ortasını yedi yedi öldü ya. Neyse, sıkıntı değil. Şimdi şunu bir parçalayalım artık. Tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi evimiz çok da güzel oldu. Şimdi biraz penceresiz ama İdare ederiz diye hissediyorum. Şimdi şu 4'e basalım. Şu alt tarafın bir hatırlayacaksınız, burayı bir düzelttik. Buranın alt tarafına şu yarım duvarlardan yapmak gerekiyordu. Onları bir tamamlayalım. Daha sonrasında şu merdivenin de şeyini yapacağız. Kalan kısmını yapacağız. Böyle atlayıp zıplayıp eve girmeyeceğiz yani, düzgünce. Evimizi yapıp içine gireceğiz. Tamam, burası gayet güzel görünüyor. De burası mı var? Çevir. Tamamdır. Gayet iyi bence. Ora almıyor. Oraya da çıkamıyor sanırım.
Yok, oraya yapamıyoruz. Tamam, zaten diğer tarafları o kadar da önemli değil. Kötü de görünmüyor zaten. Şu an gayet iyi bence. Şimdi şuraya bir tane daha merdiven yapacaktık. Onu bir yapalım. Bakayım. O 10 numara 5 yıldız. Tamam. Şimdi şuradan ben bir şey yapmak istiyorum. Bakalım var mı? Geçen bir görmüştüm ama şu an galiba yok. O acaba çekiç menüsünde mi? Ona bir bakalım. Diğer değil. Üretim değil. Yapı. O değil. Mobilya. Şimdi mobilyadan şu sandığı yapalım bir. Sandığa şu şu sandığı şunun yanını yapacağım arkadaşlar. İçerisine şu gereksiz eşyaları bırakalım. Mesela bu kadar ahşap üzerimize taşımaya gerek yok. O kadar ahşap üzerimize taşımaya gerek yok. Onu bırakalım. Şimdi şunları da bırakabiliriz. Bu üzerimizde durabilir. Başka neyi bırakabiliriz? Şu çekiş dursun lazım oluyor. Tamam. Şimdilik başka bir şey bırakmaya gerek yok. Şimdi şunu kesinleştireyim ben bir bulabilirsem onu. Mobilya. Şöyle. Çekiç çapa var. Ahşap kule kalkan var. Bunun şu şeyden üretelim bakalım. Oktan üretelim. Ondan sonra çapadan bir tane daha üretelim. Şimdi amacım arkadaşlar şunu iki yapmak. Onu iki yaparsam her şey çok kolay olacak diye düşünüyorum. Tamam. 6 tane daha. Olmadım ve. Neyse daha 2 2 olamadı. Şunları alalım. Şuraya bizim şu yaptıklarımızı bırakalım bir. Bu kadar sopaya gerek yok bence. Bu kadar çapaya da gerek yok. Oka zaten hiç gerek yok. Ok herhangi bir şekilde şu an kullandığımızda yok. O yüzden şunu şöyle yapacağım. Şimdi şu ateşin üzerine üretim deyip şunu bir yerleştirelim arkadaşlar. Eşya pişir diyelim. Tamam. Şimdi ne zaman piştiğini söylemediği için yanıyor bazen arkadaşlar. Kömür oluyor. O yüzden sürekli E'ye basıyorum ki yandığında direkt alıyorum. Bu arada arkadaşlar şu an evin yapımı da bittiği için yavaştan hikaye moduna geçeceğiz. Ama onu bir sonraki bölüm geçeceğiz artık. Şöyle etten bir tutam yiyelim. Bizim dengeli beslenmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir tezgaha gelmeyelim de şuraya bir gelelim bir saniye. Şimdi şu reçineleri şunun üzerine ekle. Şunu da şunun üzerine ekle. Tamam. Yapmamız gereken ne kaldı? Şu dışarıdaki şurayı küçük bir tarla yapmayı düşünüyorum ama onun öncesinde ben şu tezgah 2 yapabilir miyim? Ona uğraşacağım biraz da. Arkadaşlar bu doğrama kütüğünü içeride bir yere koymamız gerekiyor galiba bakarsanız. Nereye koysam diye düşünüyorum şu an onu da.
Şöyle koyayım ben bunu. Ayak altında hem fazla durmaz. Bu ne işe yarayacak hiç bilmiyorum. Bakalım ne işe yarayacakmış. Abo baya vurduk. Bir yere baya vurduk yani. Şimdi dostlarım diyorum ki ben yavaştan şu küçük çitlerle evimizin etrafını çevirelim. Bu sayede ön tarafından herhangi bir zaten baskı almamış oluruz. Şöyle. Evet dostlarım şuraya bir küçük altyapı yapacağız şimdi. Yoksa bu olmuyor. Şöyle alt bir yapı yapacağız. Sonra şu şekil. Tamam. Şimdi tekrar şunu alalım. Eksik malzeme diyecek. Evet. İçeride zaten depoladığımız vardı biraz. Onları alıp gelelim. Tamam. Şöyle. Tam daha fazla yükseltmeye gerek yok bence. Yapılıyorsa yan tarafına yapıp geçelim yani. Tamam şöyle. Şimdi şuraya bir tane daha ekleyebilirsem. Şöyle altyapı ekleyip şu şekil. Tamam. Şimdi şöyle çevirelim. Tamam. Yapışmıyor ama bunu yapabilirsem. Şurada bir yerde çok ince yakaladım onu. Ya bu sorunları düzeltseler daha güzel olabilir aslında oyun ya. Şöyle yapıştıralım artık yapacak bir şey yok. Eksik malzeme demeye başladı yine. Çok güzel. Şimdi şöyle bir et pişirelim arkadaşlar. Bunu yiyelim. Bu bize bayağı güç sağlayacaktır. Onu yiyelim arkadaşlar. Şimdi şurada uyuyabiliriz. Dostlarım bugünlük bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde inşallah ekiple birlikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.